Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Multiplayer Sistem serimizin 10. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde göreceğimiz şey Game Mod ve Player Controller. Geçen bölümde söylemişim zaten, bu bölümde Game Mod'a hafiften ve Player Controller'a da hafiften giriş yapacağız. Bunlara giriş yapmadan önce size basit server-client ilişkisini açıklayayım. Öncelikle her şey server'da olur. Neden? Çünkü odayı kurmuştuk. Odayı kuranı server, odaya katılana da client denir. Yani klasiktir bu. Odayı kuran kişi klasik olarak yani sizin olduğunuzu varsayalım ve bu client de arkadaşınız. Neden? Size bağlanacak. Bu arkadaşınız size bağlanırken, yani bu bağlandı size diyelim. Her şeyi hem client'te hem de server'da gerçekleştirmeniz lazım. Client player controller'da, server ise game modda olur. Neden diye sorarsanız şimdi. Çünkü player controller her karaktere özeldir. Yani her karakterin bir tane player controller'ı vardır. Bu yüzden her karakterin içinde gerçekleştirmek için bunu client'i player controller'da yaparız. Server olaylarını da nerede yaparız? Game modda. Yani bu da böyle bilinir klasik olarak. Şimdi geçelim sistemimize. Şimdi öncelikle lobby game modu açıyoruz. Eğer böyle gelirse Open Full Blueprint Editör deyin. Şimdi ilk notumuz olan, şöyle sağ tuş basabilirsek, Event on post login. Birisi server'a giriş yaptığında kullanılır ve onun player controller'ı hemen buradan şey yapılabilir, kontrol edilebilir. Şimdi biz game moddan tüm player controller'ı kontrol edebilmek için, yani tüm oyuncuları daha doğrusu öyle diyeyim size. Bir player controller demek bir oyuncu demek, yani player controller'dan kontrol edilir böyle şeyler. Böyle tüm hepsini kontrol edebilmek için tüm oyuncu kontrolleri adında Türkçe bir şey oluşturalım ve bunu player controller ve referans. Ayrıca bunu dizin olarak yapın. Şimdi bunu şuraya get olarak attıktan sonra şuraya şey yapabilirsek, buna add diyelim. Bu şekilde dizinimize yeni gelen karakteri eklemiş olduk. Gördüğünüz üzere. Şimdi bundan sonra karakterin player controller kısmına geçip orada işlemlerimizi yapacağız. Fakat bizim şöyle bir şey almamız lazım. Yapmamız lazım daha doğrusu. Şunu şöyle bir sağ tuş çalışırsa eğer. Bir değişken oluşturup bunun adını server adı diyelim. Bu dizinden çıkarıp bunu text yapalım. Daha sonra cache to lobby değil pardon. Cache to map game instance. Buna cache to yaptıktan sonra buradan objesine get game instance deyip böyle yaptıktan sonra server adını buraya atıp buradan get server adını, aa biz almıyor muyuz onu, hemen alalım o veriyi, gelelim buradan blueprint'e, buradan map game instance açalım. Şurada level'i açmadan önce bir değişken oluşturup server adı ve bu tekrar text olacak. Şunu şuraya atalım set olarak. Aynı şekilde bunu buraya bağlayalım. Önce bir server adımızı kontrol edelim ki onu gösterebilelim daha sonrasında. Şunu şu şekilde şöyle alalım. Compile ve save dedikten sonra gelelim game moda. Buradan game instance'e get server adı. Bu şekilde bunu alıp buraya bağlayalım. Bu arada oluşturduğumuz şeyler buradan replicated yapmamız lazım. Bu multiplayer oyunlar için yapılması gereken bir şey. Şunu sağ tuş çalışsa sinir etmese beni. Aynı zamanda bunu da replicated yapalım.
Şimdi cache to lobby player controller. Bunun objesine bu yeni gelen oyuncuyu ekleyeceğiz. Şuradan şöyle çift basıp Blueprint şeyin içine reroute node ekleyebiliriz. Reroute node düzenli olması için gördüğünüz üzere daha hoş bir görüntü oldu. Şimdi gelelim player controller'a. Sağ tuş. Buradan add custom event deyip bunun adını kaydı getir olacak. Bunu neden yazdık? Çünkü bizim hatırladığınız her bilgisayarın kendine has şeyi olacak şimdi biz. Hani oyunu kaydediyoruz ya. Her player controller'dan kendi şeyini çekmesini sağlayacağız. Kendi oyuncu kaydını. Bunu da run on owning client diyeceğiz. Oyunun başında hatırlarsanız client server ilişkisi. İlk başta bunu bir server'da kontrol, pardon, client'te kontrol edeceğiz. Fakat kontrol edebilirsek. Bu şekilde bunu yaptıktan sonra şuradan ne yapacağız? Create değil. Şurada create save game object diyeceğiz. Şunu şöyle. Buradan map save game'i seçtikten sonra cache to map save game diyeceğiz burada. Şimdi biz oyuncumuzu tutmak için burada oluşturmuşum. Bir tane değişken oluşturun ve bunu şeyini oyuncu profili yapın. Ardından bu oyuncu profilini buraya sürükleyip set olarak ayrıca bunu replicated yapmayı unutmayın tabii ki de. Buradan get oyuncu profilini seçin. Şurada şey değiştirebilirdik ama neyse onu sonralarda bırakalım. Ama şu an biz neyi çektik hala şu an onu anlamadım. Kayıt adı belirlememiz lazımdı. Create save game object değil. Şunu silelim. Şunu sağ tuş. Load game from slot. Hangi slottan? Buradan değişken oluşturup hangi adla kaydettiyseniz onu böyle çekebilirsiniz. Benimki oyuncu profili. Bu şekilde bunu bağladıktan sonra bu şekilde verimizi çektik. Şurayı şöyle alalım. Kaydı getir. Fakat gördüğünüz üzere bu işlemi sadece bu profil işlemini sadece şeyde yaptık. Client'te yaptık. Fakat bunu server'a da gerçekleştirmemiz lazım ki herkes de görünsün. Bu yüzden bir tane daha add custom event koyup herkese göster gibisinden değişik bir ad koyduk. Bunu run on server diyeceğiz ve buradan new deyip oyuncu profili diyeceğiz buna. Buradan şöyle bir şey yapabiliriz. Oyuncu profili yazacağız. Ardından şuraya gelip buraya herkese göster dedikten sonra bizim oyuncu profilimizi buraya bağlayacağız. Neden? Çünkü bu oyuncu profilini serverdan geçirmemiz lazım herkese görünmesi için. Herkese geçirdikten sonra şuraya alalım. Tekrar bunu buraya bağlayalım. Tekrar aynı yere yazdıracağız. Ve şimdi game moda geçmemiz lazım tekrardan. Şuraya gelip sağ tuş add custom event. Bunun adını da herkesi şöyle ayrı yazmayalım. Herkesi güncelle olacak. Bunu da run on server yapın. Daha sonra tekrar buraya, pardon buraya değil. Player controller'a gelip cache to lobby game mode. Buna cache to edip oradan herkesi güncelle diyeceğiz. Get game mode. Buradan herkesi güncelle. Ardından bunu da böyle C tuşuyla alıp herkese
göster diyeceğiz. Şuraya bir gelelim üst tarafa. Burada cache to lobby PC dedikten sonra kaydı getir diyeceğiz. Ardından kaydı getirdikten sonra kendi otomatik olarak burada gördüğünüz gibi işlemleri yapacak. İşte serverdan falan geçirecek ve şimdi herkes güncelliği yerine gelelim. Burada bir değişken oluşturup tüm oyuncu profilleri diyeceğiz buna. Bunda ne yapacağız? Tüm oyuncuların profillerini kontrol edeceğiz ki hani lobi odası yapacağız. Orada adları görünmesi için adın, rütben falan filan. Bunun değişken tipini oyuncu profili yapacağız. Herkesi güncelledikten sonra şunu da bir dizin yapıp replicated yapalım. Ardından bu tüm oyuncu profillerini buraya sürükleyip bunu bir clear diyeceğiz. Önce bunu temizleyeceğiz. Çünkü yeni oyuncular katıldı. Bunu buraya eklememiz lazım. Ekleyebilirsek tabi. Daha sonra şuradan tüm oyuncu kontrollerini buraya atıp get deyip buraya for each loop diyeceğiz. Yani bu player kontrollerini okutacağız tek tek. Her okuduğumuzda da buraya oyuncu profilini ekleyeceğiz. Buraya tüm oyuncu profillerini getirelim. Get deyip buraya add dedikten sonra buradan neyi alacağız? Get oyuncu oyuncu değil miydi? Aa, pardon, buradan cache to yapmamız lazım şeyi çekebilmemiz için. Şuradan cache to lobby player controller bunu buraya bağladıktan sonra buradan get oyuncu profili bunu da buraya bağlayalım. Daha sonra bu tüm oyuncu profillerini tüm player controller'ı da göstermemiz lazım. Çünkü her oyuncu da ayrı ayrı olacak. Tekrar bir değişken oluşturup tüm oyuncu profilleri bunu şuradan tekrar oyuncu profili yapıp dizin oluşturacağız. Compile şeyden sonra şu tamamlandı, tamamlanınca bir tane daha for each loop yaptıktan sonra bunun array kısmına bunu bağlayıp her defasında cache to lobby PC yapıp bu şekilde ne yapacağız? Set oyuncu profilini, pardon, her okuduğunda ne yapacak? Lobby player controller'a set tüm oyuncu profilleri dedikten sonra bizimkini buraya yazdıracak. Bu şekilde burayı tamamladık. Bunu C tuşuyla alıp herkesi güncelle diyeceğiz. Bu arada arkadaşlar az daha unutuyordum. Şurayı yanlış yaptık. Neden? Çünkü bizim bu olayı client'te göstermemiz lazım. O yüzden lobby player controller'a gelip şöyle sağa doğru çekebilirsem buraya sağ tuşla bir add custom event daha ekleyeceğiz ve buna oyun doğru mu yazıyoruz? Oyuncuları güncelle dedikten sonra run on owning client deyip reliable deyip şuradan oyuncu profilleri dedikten sonra bunu dizin yapacağız tabi. Buraya bu şekilde bunu yazdırmış olacağız. Şu sağ tarafı alabilirsek. Hadi. Bu arada hepsinin reliable kısmını işaretlemeyi unuttum. Bunları işaretleyin. Yoksa olmaz. Reliable'ları işaretleyin. Bu şekilde tüm oyuncuları güncelle. Bu şekilde burayı da yapmış olduk.
Ayrıca lobby game moda gelip şuradan tüm pardon oyuncuları güncelle. Buraya bunu bağlayıp bu şekilde. Ayrıca şu herkesi güncelle şeyine de basıp şuradan reliable yapalım. Daha yapmadığımız bir şey var mı? Sanırım yok. Şöyle basayım şuna. Tamam. Ve bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğen tuşuna basın ve hala abone değilseniz abone olmayı da alt taraftan gene kırmızı butondan olmayı unutmayalım arkadaşlar.